Melis, sınırını aşıyorsun artık. Duramıyorsun değil mi? Huzur kaçırmadan duramıyorsun değil mi? Şişt. Odana git çabuk. Aa yo, hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Gerçekleri konuşmuyor muyuz? Sen demez miydin anne? Gerçeklerin gizlendiği aile dağılır diye. Annem günlerdir Zeynep'in ailesini araştırıyor. Babamın da eli bu yüzden yaralandı. Ailemizin bir arada kalması için o zaman konuşalım gerçekleri. Doğru değil mi bu? Bak, yarım yamalak duyduklarınla saçma sapan konuşuyorsun şu anda. Ne biliyorsunuz bu konu hakkında? Bunu sonra konuşuruz Zeynep. Aa, hayır. Şimdi konuşalım lütfen. Yeter! Hadi Bülent! Kardeşim sakin. Vur baba! Vur baba! Vursana! İlk tokadımı gerçekleri ortaya çıkarırken yedim derim. Anası babası belli olmayan bir kız yüzünden babam beni dövdü derim. O tokat bana dokunmaz baba. Ancak buraya yara olur. Asla kapanmayacak bir yara. Yiğit! Yiğit! Saygısızlık ediyorsun artık. Annesi babası belli olmayan ne demek Melis? Seninle bunları konuşmadık mı? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Çünkü belirsizlikler bitsin istiyorum. Kimin ne olduğu ortaya çıksın istiyorum. Bak, oturduğun her sofra kavgayla bitiyor. Gerçek baban kim bilmiyorum ama umarım onu bulur, en yakın zamanda yanına dönersin. Niye geldik buraya? Neresi burası? Ağaçlık Mahallesi. Kimse görmesin diye seçtim Gülüm. Gülüm ne Suat ya? Deme şöyle. Zaten emri vaki yaptın. Geldin evin önüne. Ablam görse nasıl kızardı? Herkes görsün. Herkes duysun. Hatta Firdevs de öğrense de bıraksa beni keşke. Neyi öğrenecekler? Neyi duyacaklar Suat? Bizim aramızda bir şey yok. Evlisin sen ya. Yıllar önce kandırdığında bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Hediye medya alma bana. O gerdanı da geri vereceğim. Gerdanlık ablanda. Bırak onda kalsın. Ne? Handan Hanım. Handan Hanım. Kapıyı açın. Ne oldu? Kuzey nerede? Nasıl? Açın kapıyı. Geç. Ne oldu bir anda? Kalbine mi bir şey oldu? Neden düştü? Ambulans aradınız mı? Allah korusun. Hemen ambulans aramak. Handan Hanım cevap versenize. Kuzey nerede? İyi mi? Nasıl? Bey. Kuzey, bey. Diyecektin galiba. Kuzey gayet iyi. Seni buraya çağırmak için öyle söyledim. Ne? Acil konuşmamız gerekiyor. Ofiste konuşamayız biliyorsun. Başka yere çağırsam da sen gelmezdin onca tatsızlıktan sonra. Başka çarem kalmamıştı. Ne diyorsunuz ya? Benim akşam 6'da görüşmem var. Kuzey Bey beni ofisten alacaktı. Ben seni götürürüm. 2 dakikacık. 2 dakika dinle. Seninle ilgili çok önemli şeyler biliyorum. Ne? Ne biliyorsunuz? Anlatacağım. Elif nerede? Çıktı o. Sizi bekliyordu kapının önünde. Yok kapıda. Birlikte gidecektik.
Geç kaldığını mı sandın acaba? Çok heyecanlı, çok. Gerçekten çok heyecanlı. Gel hadi konuşalım. Zeynep. Seni öptüğüm günden beri en güzel yerindesin kalbimin. Duygularımı o öpücükle mühürledim. O günden beri hiç çıkmıyor aklımdan gözlerin. O gözlerden tek bir damla yaş akmasın diye her şeyi yaparım. Yaraların artık benim de yaralarım. Bülent amca. Bütün hayatım bir yalan mıydı benim? Benim babam Taylan Ünsal değil mi? Bunca yıl bir yalanı mı yaşadım ben? Melis senin canını yakmak istiyor kızgın olduğu için. Beni korumak için gerçeği saklama benden. Hayatım kolay olmadı benim. Bir sürü şey yaşadım ben. Lütfen anlat. Doğru mu bu? Benim babam Taylan Ünsal değil mi gerçekten? Zeynep. Ne olur bana yalan söyleme. Neyi tartışıyordunuz Feraye Hanım'la? Babam kim? Bu gerçeği ne zamandır biliyorsunuz? Ne olur anlat. Ne konuşacaksak konuşalım. Gerçekten vaktim yok benim. Vardır, vardır. Bu çok önemli bir konu. Ne biliyorsun hakkında? Naciye teyzeye o oyunu bana Handan oynadı demişsin. Kadın üstü kapalı tehdit etmişsin. Hiç yakıştıramadım sana. Naciye teyze bilerek yaptı. Kuzey'e ilgin var mı diye seni denemek için yaptı her şeyi. Handan, bak gerçekten vaktim yok. Benim gitmem lazım. Ama dur lütfen. Yine yandın. Bak. Tamam ben hallederim. Tamam koş banyoya koş. Hayatım bir yalan mıydı? Annem bana bunca yıl yalan mı söyledi? Kim? Babam kim? Ben. Ben bilmiyorum Zeynep. Feraye Taylan'ın kuzenine ulaşmış. Onunla konuşmuş, bir şeyler öğrenmiş. O söylemiş. Ama doğruluğundan emin değiliz ve gerçekleri tam anlamıyla öğrenmeden sana bir şey söylemek istemedik. Ama Melis... Zeynep... Neredesin Zeynep? Zeynep! 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kahretsin. Senin babam benim. Senin babam benim. Sana bunu söyleyeceğim. Nasıl söyleyeceğim sana? Allah kahretsin.
dert etme gülüm. Bırak ablanda kalsın. Hem yarın doğum günüymüş. Ya üzülmesin şimdi. Ben sana yenisini alırım. Sakın. Sen bana bir çöp bile almayacaksın. Artık hediye falan istemiyorum Suat. O gerdanlığı da alırım ben ablamdan, geri veririm sana. Şimdi durağa götür beni. Kalbimi kırıyorsun ama. Kafanı kırmadan beni otobüs durağına bırak Suat. Konum bu baba. Adam orada bekleyecek. Ne oldu? Kapı açılmıyor. Aa, tüh ya. Tutukluk mu yaptı? Yapıyor öyle arada. Dur bir dakika, dur bir de ben deneyeyim. Olmuyor canım ya, sen dene biraz daha. Hanımım, telefonum mu çalıyor? Bir bakar mısınız? Kuzey Bey mi arıyor? Beni bekliyordu. Ay canım, göremedim ya. Kapandı. Sen biraz kapıyı ittirmeyi denesene tatlım. Ya açılmıyor. Neredesin Elif? Nerede? Altıda şahitle buluşacaktık. Ortada yok. Bilmiyorum ki nerede olduğunu. Ama isterseniz şahit görüşmesine ben gidebilirim. Yani Elif'miş gibi giderim. Sonra da artık ben takip ederim davayı. Didemciğim, adres yok. Bilsem ben kendim de giderim. Canım sen biraz daha dene. Ben bir yardım çağırıp geliyorum. Dene, dene. Baba. Merak etme. Elif buluşmaya gidemeyecek. Banyoya kilitledim. Sen çabuk hallet işini. Durağa bırakacağım dedin. Getirdiğin yere bak. Ne işin var benim burada? Durağa değil, evine bırakacağım. Şurada acil bir işim var. Onu halledeyim, bırakacağım gülüm. Suat, gülüm deyip durma bana. Ne işi bu? Ya Elif denen aptalın başıma sardığı pisliği temizleyeceğim. Elif mi? Ya boş ver, tanımazsın. Hemen yetişmem lazım. Al bunu, ortadan kaybol. Bak, çoluk çocuğum var. Tanıklık edersen sen de yanarsın. O Elif denen avukata da tek kelime etme. Ama beyim. Laf dinle kardeş. Bak, bu çekte yazan parayı 5 yıl çalışsan kazanamazsın. Bu iş senin sandığından daha büyük. O yüzden evlatların için al bu parayı, ortadan kaybol. Ne verdin o adama? Neydi o? Sen o güzel kafanı yorma gülüm. İş işte, hallettik, bitti. Neyse tamam. Bir önce götür beni buradan. Sinir bile bir insana bu kadar yakışır mı ya?
Elif ben de. Bugün görüşecektik. 10 dakika geciktim. Tanıklık yapacaktınız. Ne? Nasıl vazgeçtiniz? Alo? Alo? Neredesin Zeynep? Hani sen babanın öldüğünü sanıyorsun ya, o ölen Taylan Ünsal senin baban değil. Gerçek baban kim bilmiyorum ama umarım onu bulur, en yakın zamanda yanına dönersin. Abla, sen evde misin? Hayırdır? Ne bu? Aa, ne o? Yıldız, bu kolyeyi kim verdi sana? Ne işler karıştırıyorsun sen yine? Ya abla, Allah aşkına, kim gerdanlık verecek bana ya? Yalan söyleme, dolabında buldum bunu. Arkasında Y yazıyor. Ben de bana aldınız zannettim doğum günü hediyesi Elif'le. Abla ben... Sen ne Yıldız? Sahte zannettim, aldım taktım gerçekmiş. 150-200 bin edermiş. Arkasında da Y yazıyor. Yıldız kim verdi bunu sana? Yıldız cevap ver! İyi ki doğdun Mürboş. İyi ki doğdun Mürboş. Mürboş! İyi ki doğdun Mürboş. Aa, anne nereden buldun sen onu? Patronumun karısı Yelda Hanım'ın aslında o. Yani ben tamire vereyim diye bana vermişti ama unutmuşum. Sen nereden buldun? Tamam ya bak, Elif'in patronunmuş. Hadi dilek tut. Hatta hepimiz dilek evet. Tutalım. Hadi dilek tut bakalım anneciğim. Gözlerini de kapa. 1, 2, 3. İyi ki doğdun ablacığım. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Sağ ol. Yaptım vallahi. Umurumda da değil. O kızdan kurtulacağım. O melek görüntüsünün altında bir şeytan var. Babam da görecek onu. Aleyna bana o kızı savunup durma. Savunuyorsun şu an. İyi tamam. Konuşmuyorum, kapatıyorum. Bana hak verdiğinde konuşuruz. Uf. Neden açmıyorsun acaba Ege ya? Hadi gidiyoruz. Aa, nereye? Bak kızım, herkesin kafa dinlemeye, düşünmeye, sakinleşmeye ihtiyacı var. Hadi hazırlan. Hadi 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 hadi. Elif, sağ ol. Bu sefer de sen beni kurtardın. Ya önemli değil de, ne oluyor teyze? Kimin o kolye? Anlatacağım ben sana. Ay, çok güzelmiş. E Elif, M hem Mürvet hem Murat. Y Yıldız. Ay, o da var. Oğul canım benim. Ya, abla tak hadi. Fotoğraf çekelim. Gel anneciğim, ben sana takayım onu. Ay, Firdevs'in kolyesini çok beğenmiştim ama bu ondan güzelmiş. Firdevs mi? Magazinde gördük ya kız, geçen gün kocası almış. Ay, her günde magazindeler. Ay, evet, geçenlerde de yazdı bir daha yine Suat araba almış kaç milyonluk. Yani oradan gördük, magazinden. Çayır çayır var ya, kırmızı kırmızı böyle parlıyor. Ben de magazinde gördüm. Yoksa ne işim olacak onlarla? Ya tabii canım, bizim ne işimiz olur onlarla? Aa, ay ben çamaşırları toplamayı unuttum ya, dışarıdan onları alayım. Ben de yardım edeyim sana.
Eğer o Suat'ın arabasıysa Tanıl Suat kaçırdı. Handan. Beni bu yüzden çağırdın oyalamak için. Babasına zaman kazandırmak için. O da bu işin içinde. Gelmedin Zeynep. Neden? Bakalım neredeymiş bu araba? Sabah sabah. Bahçede bak, orada saklanıyor. Dur çekil bakayım şöyle. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Hırsız var, hırsız. Hani nerede? Bak işte orada saklanıyor, görmüyor musun? Hırsız mı? Kim var orada? Elif. Elif bu. Bu araba Tanıl Suat kaçırdı. Handan da ona yardım etti. Ay Suat'ım, ya silah varsa polis mi çağırsak? Ya dur panik yapma Firdevs. Tam nerede gördün? Bak şu ağacın arkasında gördüm. Kimse yok burada. Ay vallahi gördüm diyorum. Ay yalan mı söyleyeceğim Suat, Allah Allah. Ya sabah sabah ortalığı velveleye verdin Firdevs. Geç. Ya vallahi gördüm. Geç içeriye hadi. Hadi kızım. Baba. Baba annemin hırsız sandığı kişi Elif'miş. Ne? Elif mi? Evet. Ya yemin ediyorum gözlerimle gördüm. Kaçarken gördüm. Emin misin? Eminim baba, eminim. Baba yoksa o adamı susturduğunu mu anladı? Ya nereden anlayacak ki? Ya ne bileyim ben baba. Bilmiyorum ama ne olur bir şey yap, ne olur. Kuzey anlatırsa ben mahvolurum, ne olur. Ya tamam, tamam dur sen şimdi panik yapma, dur. Zeynep. Zeynep. Allah Allah, nerede ki bu kız? Bu ne ki böyle? Zeynep nerede? Bilmem. Gece mi gitti? Umarım başına bir şey gelmemiştir. Of ya. Çok kızgınım Melis'e. Yani bunu nasıl yapar aklım almıyor. Melis aklıyla değil, duygularıyla hareket eden biri.
Yani bu her zaman da böyleydi. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Ama bundan sonra ben de yapacağımı biliyorum. Ben de aklımla değil, duygularımla hareket edeceğim Feraye. Ne yapacaksın? Gereken cezayı vereceğim. Neden Bülent? Feraye, kolay bir şey mi? Mahvoldu kız. Yani Zeynep'in duyguları evlatlarının duygularından daha önemli. Öyle mi Bülent? Ben bunu mu dedim sana Feraye? O kız bize emanet, bana emanet. Bülent, kim emanet etti sana? Daha dün babasının öldüğünü biliyorduk. Şimdi ölmediğini öğrendik. Ölmediğini nereden biliyorsun? Babası Taylan değilse bir başkasıdır. Ne bileyim, belki o da hayattadır. Ya nasıl bir baba evladını bırakır gider ki? Ama yeter artık. Bu işi ben çözeceğim. Ne yapacaksın Feraye? Feraye!